Tam Senlik'ten herkese merhaba. Dop dolu bir bölümle yine karşınızdayız. Bakalım bu hafta Tam Senlik'te neler izleyeceğiz? Oyuncu Meriç Aral yeni sinema filmi, söz dizisi ve modaya dair keyifli sohbetiyle, tasarımcı Zeynep Kartal 24 başarılı kadınla gerçekleştirdiği defilesi ve koleksiyonunun detaylarıyla, tasarımcı Hakan Akkaya zamansız stil ikonuyla moda ve güzellik rehberi Tam Senlik'te. Dop dolu bir Tam Senlik başlıyor. Oyuncu Meriç Aral'la Yanımda Kal adlı yeni sinema filmini ve söz dizisinde canlandırdığı Eylem karakterini konuştuk. Aral modaya olan ilgisini ve tüm merak edilenlerini de anlattı. Yanımda Kal filminde rol alan Meriç Aral, canlandırdığı Zeynep karakterini ve Çağlar Ertuğrul'la yaptığı düeti anlattı. Zeynep de böyle deli dolu bir karakter, biraz başına buyruk bir kız. Yaşamayı çok seviyor ve böyle hayattaki küçük şeylerden zevk almayı çok iyi biliyor. Emir'le tanıştıktan sonra da böyle daha sorgulamadan yaşamaya başlıyor, riskler alıyor ve böyle renkli bir karakter yani. Şunu itiraf etmek gerekir belki, tanıdık bir hikaye gerçekten. Yani çok büyük bir yenilik belki vaat etmiyor olabilir ya da böyle görünüyor olabilir ama bence kendi içinde çok, özünde çok farklılıkları olan bir film. Ben de bunun bir parçası olmak çok istedim. Yani senaryo beni çok etkiledi. Çağlar'la çalışmak çok istedim açıkçası. Çünkü beğendiğim bir oyuncuydu. Yani sosyal medyadan da biraz bildiğim kadarıyla gerçekten komik ve eğlenceli biri olduğunu tahmin ediyordum. Oysa düşlerim başkaydı, birden bire yarım kaldı. Yaşanacak çok şey vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Şarkının sözleri biraz filmle denk düşüyor. Biraz değil, bayağı denk düşüyor aslında. O yüzden bence bizim fikrimiz değildi bu. Yapımcımız Şebnem Aşkın'ın fikriydi ve çok iyi bir fikirdi bence. Son anda çıktı ortaya şarkı söyleme fikri. Ama çok iyi bir fikirdi bence. Yani hiç fena olmadı diye düşünüyorum. Umarım dinleyenler de öyle düşünmüştür. Çok iddialı olduğumuz bir konu değil tabii ki şarkı söylemek ama filmin sıcaklığını yansıtan bir icra oldu diyelim. Öyle umalım. Söz dizisinde canlandırdığı Eylem karakteriyle adından söz ettiren Aral, dizinin aksiyon sahneleri için eğitim aldığını belirtti. Eylem'i zaten uzun bir süredir canlandırıyorum ve aslında bana çok ters bir karakter olmasına rağmen, yani çok sert, çok köşeli, çok çok büyük riskler alan ve böyle hakikaten canı pahasına, her gün canını ortaya koyan biri. Eylem'in ve Fethi'nin, yani Eyfet'in çok sevilmesi çok gurur verici bir şey. Biz gerçekten yani bütün yorumları hemen hemen takip ediyoruz. Çünkü çok güzel şeyler yazılıyor gerçekten ve göğsümüz kabarıyor. Yani biz çok severek canlandırıyoruz. Yani ben Eylem'i çok severek canlandırıyorum. Bunun yani an be an karşılığını görmek muazzam gurur veren bir şey. Ben de izleyicinin sevdiği kadar seviyorum Eylem'le Fethi'yi. O yüzden de çok mutlu oluyorum. İlk sezonu çekerken yoğun bir ders sürecim oldu. Yakın dövüş ve silah eğitimi aldım. Gerçekten 4 ay falan çok sıkı çalıştım. Şimdi artık yani öğrendiğim şeyler üzerinden koreografileri çalışıyorum sadece. Aynı heyecanla devam edeceğini söyleyebilirim. Zaten bizi izleyen ve çok seven bir izleyici var karşımızda. Onlara hakikaten minnet borçluyuz. Ve o seviyede devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Alışveriş ve spor yapmayı sevdiğini söyleyen Meriç Aral, kendi stilini yorumladı. Aral, güzellik sırlarını da paylaştı. Aslında çok basic parçalar giyiyorum ben. Vintage parçalarla basic parçaları birleştirdiğim bir stilim var. Böyle çok değişik şeyler giymiyorum genelde. Aynı şeyleri farklı kombinlerle deniyorum. Genelde bunlar böyle siyah pantolon ya da işte blue jean, üstüne çizgili ya da beyaz ya da siyah bir şey
gibi gidiyor. Gömlek giymeyi çok seviyorum. Biraz ayakları yere basan bir stilim var diyebilirim. Klasik diyelim biraz. Seviyorum alışveriş yapmayı, bunu inkar edemeyeceğim. İhtiyacım olmayan parçaları almaktan uzak duruyorum. Ben genelde hep aynı şeyleri giydiğim için de benim işime yarayan bir şey. Böyle giymeyeceğimi bildiğim bir şeyi almam mesela. O yüzden her aldığımı mutlaka giyerim ve kullanırım. Bunu seviyorum. Ruj almayı çok seviyorum bir de. Bu böyle kötü bir alışkanlık gibi artık. Aslında şu anda özel bir şey kullanmıyorum. Hatta biraz doktor kontrolünde gidiyorum cildimle ilgili. Ama Hindistan cevizi yağını mesela çok sık kullanıyorum. Çeşitli bakım durumlarında. Saç için kullanıyorum, göz altları için kullanıyorum. Onu deniyorum. Yani göz altları için birçok şeyi deniyorum. Patates denemişliğim var falan. biraz ben bu konuyu deneme yanılma olarak görüyorum. Yani hiçbir şeyin uyku kadar ve su kadar şeyi yok. Kesin bir çözümü yok. Bugüne kadar görmedim. Sporla aram özellikle son dönemde çok içli dışlı. O bir şeymiş ya, insanın kanına giren bir virüs gibiymiş. Ben hayatım boyunca spor yapan biri olmadım. 2 yıldır muazzam düzenli spor yapıyorum ve bunun faydasını gerçekten görüyorum. Şu anda sporla aram çok iyi. Bir insana göre çok spor yapmıyorum. Ama hiç spor yapmayan insanlara göre çok düzenli spor yapıyorum gibi böyle bir dengesi var aslında benim için. Tasarımcı Zeynep Kartal'la son koleksiyonunun tüm detaylarını konuştuk. Kartal, İngiliz konsolosluğunda düzenlenen ünlü isimlerin boy gösterdiği defilesinde anlattı. Tasarımcı Zeynep Kartal ilk kez görücüye çıkardığı takı tasarımlarını ve Çelenk adını verdiği 2019 ilkbahar yaz koleksiyonunun detaylarını anlattı. Normalde 55 parça koleksiyonumuz. Koleksiyonumun ilham kaynağı Çelenk olduğu için renkleri de oradan alarak seçtim. Tabii içine biraz turkuaz falan kattık biz. Metalik grileri kullandım. Çelenk'in içindeki fuşyayı kullandım. Siyah, beyaz renkleri kullandım. İpekleri, dantelleri kullandım ve çelenki işledik. İlk defa görücüye çıktı Türkiye'de. Daha İngiltere'den önce Türkiye'de görücüye çıktı. Benim takı koleksiyonum. Ben uzun zamandır müşterilerim vardı. Takı çizimleri yapıyordum ama Zeynep Kartal olarak bir takı tasarımı koleksiyonum yoktu. Bugün burada görücüye çıktı. Evet, böyle bilekliklerden başladık. Tasarımcı Zeynep Kartal, İngiltere Konsolosluğu'nda kendi adını taşıyan defilesini 24 başarılı kadınla gerçekleştirdi. Türkiye'de kendi alanında başarılı kadınlarımızdan bazıları yürüdü. Neden bu bayanları seçtik? Her yaştan, her yaşa hitap eden koleksiyonumuz olduğunu göstermek için. Bir de olmayan, aslında defile demeyelim de bu performans gösterisi diyelim. Ve kendilerini bu dalda ödüllendirdik. Çünkü hepsi birbirinden çok değerli Türkiye'nin önemli kadınları. İngiltere, Türkiye arşivlerinden çıkmış olan bir arşiv sergimiz var. Bu sergi Osmanlı döneminde 3. Sultan Selim'in Amiral Nelson'a hediye etmiş olduğu çelenkten yola çıkarak, ben bunu daha önce geçtiğimiz Londra Moda Haftası kapsamında göstermiş olduğum etkinlikte bu sergiyi göstermiştik zaten defile öncesinde. Burada da Türk halkıyla buluşturmak istedik. Sultan Selim'in vermiş olduğu çelenk, yani broş, 1951 yılında Deniz Müzesi'nden çaldırılmış. İngilizler çaldırmışlar bunu ve onun yerine replikası yapılmış. Bunun üzerine Martin Donner geldi İngiltere'den, bunun kitabını yazmış. Ben de kendisine o şekilde ulaşmıştım zaten, bizim tarihimiz bizimle ilgili bir şey diye, daha önceki etkinliğimde de. Şimdi böyle arşivleri karıştırdık, ne var ne yok derken çok güzel bir arşiv çıktı. Sultan Selim ve Amiral Nelson arasındaki mektuplaşma, hediyeleşme. Bugün onun sergisi ve o replika, çelenk bugün burada. Tam Sendik'te zamansız köşesini bu hafta tasarımcı Hakan Akkaya belirledi. İşte o isim.
Tasarımcı Hakan Akkaya kendi stil ikonunu anlattı. Bu hafta zamansız köşemizdeki ünlü isim Kate Moss. Benim zamansız stil ikonum Kate Moss. Çünkü gerçekten zamansız. Ve genelde stil ikonları öldükten sonra stil ikonu olmuşlardır. Yaşarken olan ilk bildiğim kadarıyla Kate Moss'tur. En hatırladığım kombini İngiltere'de bir müzik festivalinde yıllar önce jean short, deri ceket ve lastik yağmur çizmeleriydi. Bütün festival birbirine girmişti onun o kombini ve çizmesi böyle dize kadardı. Çamurlar içindeydi. Festivalde en öne çıkan isimdi ve o an itibariyle zaten yağmur çizmesi hayatımıza girdi. Her şeyi de beğeniyorum Kate Moss'u. Tam Senliğin bu haftada sonuna geldik. Bizleri sosyal medyadaki hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bir sonraki görüşmemize dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.